1440, 1716, 1848 diye başlayan bir seriyi ele alacağız. Bu serinin terimleri iki aritmetik dizinin karşılıklı terimlerinin çarpımından oluşuyor. Bu durumda bu serinin 8. elemanını nasıl hesaplayabiliriz? Eğer bu seriyi oluşturan iki aritmetik dizinin terimlerini bulabilirsek, bu dizilerin karşılıklı terimlerini çarpabilir ve aradığımız seriye ve dolayısıyla serideki herhangi bir terime ulaşabiliriz. Bu seriyi oluşturan aritmetik dizilerden birinin a ile başladığını varsayalım. Aritmetik dizilerin tanımına göre bu dizinin bir sonraki terimi a ile belirli bir sabit sayının toplamına eşit olacaktır. Bu sabit sayıya da m diyelim. Başka bir deyişle aritmetik dizinin her terimi bir önceki terimin m ile toplamına eşittir. Bu da demek oluyor ki elimizdeki dizinin ikinci terimi a artı m olur. Sonraki terim ise a artı m artı m, yani a artı 2 çarpı m, 2m olur. Aynı mantıkla devam edip bu dizinin 8. terimini bulursak ve ikinci aritmetik dizinin de 8. terimini bulursak bu iki terimi çarpabilir ve aradığımız serinin 8. terimine ulaşabiliriz. Bu ilk aritmetik dizinin ikinci terimine sadece 1 tane m ekleyeceğiz, üçüncü terimine 2 tane m ekleyeceğiz, 8. terimine de 7 tane m ekleyeceğiz. Yani terim sayısından 1 eksik. İlk terim 0 tane m ile a'nın toplamından oluşurken, 8. terim 7 tane m ile a'nın toplamından oluşacak. Başka bir deyişle ilk aritmetik serinin 8. terimi a artı 7 çarpı m, 7m olacak. Şimdi ikinci aritmetik diziye geçelim. Bu dizinin de b ile başladığını varsayalım. Dizinin ikinci terimi belirli bir sabit sayıyla b'nin toplamına eşit olacak. Sabit sayıya da n dersek, bu terim b artı n olur. Sonraki terim b artı n artı n, yani b artı 2n olacak. Aynı mantıkla 8. terime kadar devam edersek, bu terimin de b artı 7n olduğunu görürüz. Bu dizide ardışık terimler arasındaki ortak fark nedir? Baştaki soru ise bize söz konusu seriyi bu iki aritmetik dizinin karşılıklı terimlerinin çarpımı olarak tanımlamıştı. Yani ilk dizideki a ile ikinci dizideki b, yani a çarpı b, bu bahsi geçen serinin ilk terimine eşit olacak. O halde a çarpı b eşittir 1440. O zaman elimizdeki bilgilerle bir sonraki terimi a artı m çarpı b artı n eşittir 1716 olarak yazacağız. Aynı şekilde üçüncü terimi ise a artı 2 çarpı m, 2m çarpı b artı 2n eşittir 1848 diyeceğiz. Ve eğer bu serinin 8. terimini bulmak istiyorsak, burada yazdığımız terimlerin çarpımını bulmamız gerekir. Bu durumda bu serinin 8. terimi a artı 7m çarpı b artı 7n olacak. Şimdi bunun ne demek olduğunu anlamaya kalkışmadan önce, yapmamız gereken elimizdeki bilinmezlerden oluşan eşitliği, yani a, b, m ve n'den oluşan eşitliği biraz daha biçimlendirmek. Bu eşitliğin nasıl bir forma, nasıl bir şekle gireceğini biraz düşünürsek, bilinmezlerin hangi sayılara denk geldiğini çözme aşamasında kendimize bayağı bir kolaylık sağlarız. Elimizdeki serinin 8. terimini yeni bir şekilde yazalım. Bu iki kat çarpmakla başlarsak, a çarpı b yani ab artı a çarpı 7n yani artı 7an artı b çarpı 7m yani artı 7bm artı 7 çarpı m çarpı 7 çarpı n yani 49mn elde ederiz. Ve eğer burada yazılı olan ifadenin değerini bulabilirsek istediğimiz terime ulaşmış oluruz. Aslında bu terimlerin birini zaten biliyoruz. Serinin ilk terimine bakarsak a çarpı b'nin 1440'a eşit olduğunu görürüz. Ve eşitliğimizdeki bilinmezleri çözme yolunda ilk adımımızı böylece atmış olduk. Buradaki ifade 1440'a eşit. Şimdi bakalım elimizdeki bilgilerle kalan terimlere bir çözüm bulabilecek miyiz? Burada yazılı olan ifadeleri çarpmakla başlayalım. A çarpı b. yani AB artı a çarpı n, bu da a n artı m çarpı b ya da b çarpı m, yani bm artı m çarpı n. Ve bunların hepsinin toplamı 1716 olacak. Ve zaten AB'nin 1440'a eşit olduğunu biliyoruz. Bu sayıyı yani 1440'ı denklemin iki tarafından da çıkarırsak, bu iki sayı birbirini sıfırlayacak. Böylece denklemin sol tarafı an artı bm artı mn olacak. Sağ taraf ise 1716 eksi 1440. 6 eksi 0. 6. Buraya bir onluk verirsek 11 eksi 4. 7. Burada 6 kaldı. 6 eksi 4. 2 ve 1 eksi 1, 0. Demek ki an artı bm artı mn 276'ya eşitmiş. Bu denklemi buradaki ve buradaki denklemleri kullanarak elde etmiş olduk. Şimdi de buradaki denklemi kullanmaya çalışalım. Elimizde a çarpı b, yani ab artı a çarpı 2n, 2an, b çarpı 2m, bu da 2bm eder artı 2m çarpı 2n yani 4mn var. Ve bunların hepsi 1848'e eşit. Biraz önceki mantığın aynısı. Buradaki ab eşittir 1440. Denklemin iki tarafından da 1440 çıkarırsak, eşitliğin sol tarafında buradakiler kalır. Yani denklemin sol tarafı 2an artı 2bm artı 4mn olur sağ tarafsa 1848 artı 1440'dan 408'e eşit olur. Sağlamasını da yapalım. 848 eksi 440 eşittir 408. Evet, 408. Gördüğünüz gibi denklemin iki tarafı da ikiye bölünebilir. İki tarafı da ikiye bölersek, an artı bm artı 2mn 204 olur. Şimdi burada yazılı olan denklemlere beraber baktığımızda aralarındaki benzerlikleri fark etmeye başladınız değil mi? Eğer buradaki ifadeyi bir değişken, buradaki ifadeyi ise başka bir değişken olarak düşünürsek önce MN'nin, ardından da AN ve BM'nin sayısal değerlerini bulabiliriz. Bu yöntemin işe yarayacağını şu şekilde öngörebiliriz. Ulaşmaya çalıştığımız 8. terim, belirli bir rakamla mn'nin çarpımından elde ediliyor. Yani mn'nin değerini bulduğumuzda o sayıyı buraya, aynı şekilde an artı bm ifadesinin sayısal değerini de şuraya yerleştirip 7 ile çarpabilir ve burada yazılı ifadenin değerini bulabiliriz. O zaman hemen başlayalım. mn'nin sayısal değerini bulalım. Bunu yapmak için şu denklemi bu denklemden çıkaralım. Yani şuradaki denklemi buradaki denklemden çıkaracağız. İlk denkleme eksi 1 ile çarptığımızda eksi a n Eksi b Eksi m Eşittir. Eksi 276 eder. Sonra da bu denklemleri birbirinden çıkardığımızda bunlar birbirini götürür. Bunlar da birbirini götürür. Burada ise 2 m Eksi m Eşittir m kalır. Sağ tarafta ise 204 eksi 276 eksi 72 olur. Ve bu işlem sayesinde mn'nin değerini bulduk. Peki bu bize neden gerekliydi? Çünkü burada 49 mn ifadesi var. Bu demek oluyor ki buradaki sayı eksi 72. Sayımız eksi 72. Şimdi ise an artı bm ifadesinin değerini bulmaya çalışalım. Bildiğimiz gibi bu ifade aslında eksi 72. Buraya da yazalım. Eksi 72. Ve denklemin iki tarafına da 72 ekleyerek başlayabiliriz. Denklemin sol tarafında an artı bm bu ikisi birbirine götürür. Sağ tarafta ise 6 artı 2 eşittir 8. 7 artı 7, 14. Onu buraya alırsak, 1 artı 2 eşittir 3. Yani 348 kalır. Başka bir deyişle serimizdeki 8. terim, yani burada yazılı olan ifade şöyle gösterilebilir. AB, yani 1440, artı buradaki ifadenin 7 ile çarpımı, yani 7 çarpı AN artı BM, bu da bildiğimiz gibi 348'e eşit. Yani 7 çarpı 348 ve son olarak da artı burada yazılı olan ifade yani 49 çarpı MN ya da eksi 49 çarpı 72 ya da 49 çarpı eksi 72. Burada yazılı olan ifade bize bu bahsedilen serinin 8. terimini verecek. Öyleyse bunun neye eşit olduğunu bulalım. Peki nasıl yapabiliriz? En kolay şekilde buna nasıl ulaşabiliriz? Sanırım çarpma ile başlayabiliriz. 7 çarpı 348. Hesap makinesi olmadan yapalım. 7 çarpı 348. 7 çarpı 8, 56. 4 çarpı 7, 28. Ve 28 artı 5, 33. 3 çarpı 7, 21. 21 artı 3, 24. Ve burası 2436 yaptı. Bu sayıyla 1440'ı toplarsak, doğru yaptığımıza emin olalım. 7 kere 8, 56. 4 kere 7, 28. 28 artı 5, 33. Evet, bu sayı doğru. Sonra da buna şuradaki 1440'ı eklersek, sırayla 6, 7, 8, 3, 3876 eder. Bu toplam bize şurada yazılı olan ifadenin sayısal değerini verir. Şimdi ise 49 ile 72'yi çarpmamız ve ardından şuradaki ifadeden çıkarmamız gerekiyor, çarpımı. Evet, 49 ile 72'yi çarpalım. 49 çarpı 72. 2 kere 9, 18. 2 kere 4, 8. 8 artı 1, 9. Burası 0. 9 çarpı 7, 63. 7 çarpı 4, 28. 28 artı 6, 34. Toplarsak 8, 12 elde var 1, burası 5 etti ve 3. 3528. Çıkarma işlemini yapalım. Eksi 3528. Burası 16, burası ise 6 olur. 16 eksi 8, 8. 6 eksi 2, 4. 8 eksi 5, 3. 3 eksi 3, 0. O halde serinin 8. terimi 348'miş.